Günaydın. Günaydın hocam. Günaydın tatlım. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Benim evet. Şöyle, geçen hafta tatlım sizinle Karadeniz'e dökülen akarsuları işledik değil mi? Ben en son öyle hatırlıyorum. Karadeniz'deki akarsuları işledik en son. Aynen öyle. En son tamam. Şimdi de bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, diğer arkadaşlar da geldi. Meryem, sana da günaydın. Başak, sana da günaydın. Evet, şimdi sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz 2 hafta böyle uzaktan devam edeceğiz. Aslında önümüzdeki hafta belki size bir akşam da şey yapabilirim. 2 saatlik bir takviye yapabilirim. Hani biliyorsunuz birazcık gerideyiz. O açığı kapatabilmek adına, bayramdan sonra biraz daha hızlanmak adına öyle bir şey yapabilirim. Onun bilgisini zaten kararlaştırırsam eğer size haber vereceğim. Şimdi başlı akarsularımız demiştik ve Karadeniz'de dökülen akarsularından söz etmiştik. Ben şimdi o Karadeniz'de dökülen akarsular kısmını kısaca bir tekrar edeceğim size. Size harita üzerinde tekrar o akarsuları bir hatırlatmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Biz Karadeniz'de dökülen akarsular dediğimizde ben şöyle çizeyim size. Çoruh Nehri'nden bahsetmiştik. Çoruh Nehri nasıl bir akarsuydu? Biraz onu hatırlayalım. Kaynağını Türkiye'den alan ve Gürcistan Batum sınırında denize dökülen bir akarsuydu dedik bu akarsu için. Ve dar derin vadilerden akıyordu. Akış hızı çok yüksekti. Ve yine değerli arkadaşlar akış hızı çok yüksek olduğu için üzerinde rafting sporu yapılan bir akarsu idi. Yine bu akarsuyun kar sularıyla beslendiğini de hatırlatmak isterim. Aslında biz Türkiye akarsularının genel özelliklerini işlediğimizde genel itibariyle zaten Türkiye akarsularının kar sularıyla beslendiğini söylemiştik. Üzerinde kurulu barajlar çok önemlidir demiştik. Çoruh, özellikle Çoruh üzerinde kurulan barajlara dikkat etmeniz gerekiyordu. Bunlar nelerdi? Şöyle bir hatırlayalım. Tosun Barajı, Boçka Barajı ve Deriner Barajı. Deriner Barajı çok çok önemliydi. Mutlaka bilmeniz gereken bir barajdı. Ve bu baraj dünyada set yüksekliği bakımından 6. sıradaydı. Türkiye'de de en yüksek sete sahip olan barajdı demiştik. Yine bu nehir üzerinde kurulum aşamasında olan bir baraj daha vardı. O barajımızın adı neydi? Yusuf Eli Barajı. Dedik ki bu da tamamlandığında ne olacaktır? Türkiye'de set yüksekliği bakımından ilk sırada olacak. Dünyada ise 6. sırada olacak. Özür dilerim, çok affedersiniz. 3. sırada olacak demiştim. Geldim arkadaşlar Yeşilırmak Nehri'ne. Onu da hemen şöyle hızlıca bir hatırlayalım. Yeşilırmak Nehri yine denize döküldüğü yerde, Karadeniz'e döküldüğü yerde bir delta oluşturmuştu bu akarsuyumuz. Hangi deltaydı? O Çarşamba deltasıydı demiştik. Yine bu nehirle ilgili olarak en önemli bilmemiz gereken özelliklerden bir tanesi kimyasal kirlilik oranı yüksek olan bir akarsudur. Yanı sıra bir projeye konu olmuştu demiştik Yeşilırmak için. Hangi projeydi bu? Yeşilırmak Havzası gelişim projesine konu olmuş bir nehirdi. Üzerinde kurulu olan barajlara baktığımda, hangi barajlar vardı? Diyeceğiz ki bu barajlar Ağlus Barajı, efendim söyleyeyim yine Hasan ve Suat Oğulu barajları, Kılıçkaya barajları gibi barajları bu nehir üzerinde
söyleyebilirim. Geldik yine bir diğer önemli nehrimize. Bu dağ hangi nehirdir? Kızılırmak nehridir. Ve Kızılırmak Türkiye sınırları içerisinde akan en uzun boylu akarsudur. Türkiye sınırları içerisinde akan en uzun boylu akarsudur. Ve bu da denize döküldüğü yerde ne yapıyordu? Yine bir delta oluşturuyordu. Deltamızın adı Bafra Deltası'ydı dedik. Peki bu akarsu ile ilgili başka ne söyleyebiliriz? Yine bunun da tabii ki karma rejimli bir akarsu olduğunu da hatırlatayım. Bunun da kelilik oranı yüksektir diyoruz. Üzerinde kurulu olan barajlara baktığımda Lifanlı Barajı, Kesik Köprü Barajı, efendim Altunkaya, Kapılıkaya, ondan sonra Derbent Barajı, Çubuk 1, Çubuk 2 gibi barajların kurumu olduğunu söyleyebilirim. Ve geldim Karadeniz'de yine Bartın Çayı'na. Bartın Çayı yaklaşık olarak şuralardadır arkadaşlar. Bartın Çayı ile ilgili de şöyle bir hatırlatma yapmıştım size. Dedim ki bu akarsu ile ilgili bilmemiz gereken en önemli şey şudur. Bir kere kısa boylu bir akarsudur. Onun altını çizeyim hemen. Batı Karadeniz'de denize döküldüğünü söyleyeyim. Ve en önemli özelliği üzerinde taşımacılık yapılıyordu dedik Bartın Çayı'nın. Değerli arkadaşlar bir de bizim Filios vardı. Filios da Batı Karadeniz'de denize dökülen bir akarsuydu. Filios'la ilgili çok da söyleyebilecek ekstra bir şey yoktu. Peki başka ne söyleyebilirim? Sakarya'yı söyleyebilirim. Karadeniz'de dökülen akarsular içerisinde Sakarya'nın çok önemli bir akarsu olduğunu hatırlatayım. İki tane önemli kolu vardı Sakarya'nın. İki önemli kolu vardı. Bunlar hangileriydi? Ankara ve Korsuk Çayı'ydı. Bu akarsu 4 farklı coğrafi bölgeden geçiyordu. Karma rejimliydi. Kimyasal kirlilik oranı yüksek olan bir akarsuydu dedik. Üzerinde kurulu olan barajlara baktığımızda işte Gökçekaya, Sarıyer gibi barajlar kurulmuştur diyoruz. Yine Kurtboğazı Barajı gibi barajlar kurulmuştur. Kurtboğazı, Gökçekaya, Sarıyer barajları bu nehir üzerinde kurulu olan barajlardır. Bu nehir de yine denize döküldüğü yerde küçük bir delta oluşturmuştu. O deltanın adı neydi? Karasu Deltası'ydı. Karasu Deltası. Hatta biz Karasu Deltası ile ilgili şöyle bir cümle kurmuştuk. Dedik ki Karasu Deltası çok büyüyüp gelişememişti. Küçük bir delta alanıydı. Bunun sebebini de özellikle bu alanın boğazlara yakın olması, dolayısıyla da güçlü akıntıların etkisinin olması nedeniyle burada büyük bir delta alanı oluşamamıştı. Ama yine de küçük bir delta olan Karasu Deltası'ndan söz edebiliyoruz. Sakarya Nehri için. Değerli arkadaşlar şöyle Karadeniz'e dökülen akarsularımı kısaca tekrar ettim. Geçen hafta konuşmuştuk bunları sizinle. Ben şimdi Marmara Denizi'ne dökülen akarsulardan devam etmek istiyorum. Marmara'ya dökülen en önemli akarsuyumuz bizim Susurluk Çayı'ydı. Şimdi ben bundan sonrasını slaytlardan devam ettireceğim arkadaşlar. Şöyle ilerliyorum. Bunları konuştuk zaten. Evet. Şöyle. Geldik Marmara Denizi'ne dökülen akarsularımıza. Marmara Denizi'ne dökülen akarsulara baktığımızda değerli arkadaşlar boyları kısa ve yatak eğimleri azdır diyoruz. Boy kısa ve yatak eğimi azdır. Peki yatak eğimlerinin az olması neye sebep olmuştur? Akış hızlarının düşük olmasına ve hidroelektrik enerji potansiyellerinin düşük olmasına neden olmuştur diyoruz. Bakınız zaten bu bölgedeki daha doğrusu şöyle diyeyim. Bu denize dökülen akarsular içerisinde hani o dişe dokunur, sorulabilecek olan tek akarsu Susurluk Çayı'dır. Ona yoğunlaşacağız. Bunu da şöyle tekrar hatırlatmak istiyorum. Yatak eğimi az, boyu kısa, enerji potansiyeli düşük bir akarsudur diyeceğim Susurluk için. Bölgenin içinden kaynağını alan en büyük akarsu Susurluk Çayı'dır. Kuş Gölü'nün fazla sularını Koca Çay, Ulubat Gölü'nün fazla sularını Kemalpaşa Çayı vasıtasıyla alıp
Gibraltar Çayı ile birleşerek Marmara Denizi'ne dökülen bir akarsu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bizim Marmara'da dikkate alacağımız en önemli akarsu Susurlu'su. Ha, Koca Çay da vardır. İşte efendim Kemalpaşa Çayı vardır. Nilüfer Çayı vardır. Bunları unutsanız da çok bir şey kaybedeceğinizi düşünmüyorum. Burada Susurlu'yu bilmek bizim için kafidir. Yine son bir uyarı yaparak Marmara Bölgesi'ni bitireceğim. Çünkü Marmara Bölgesi çok kısa bir bölge. Marmara Bölgesi Türkiye'nin hidroelektrik enerji potansiyeli bakımından en son sırada yer alıyor. Bunun nedeni de bölgedeki akarsuların yatak eğimlerinin az olması da biliyorsunuz. Hidroelektrikte akarsuların yatak eğimlerinin fazla olması oldukça önemlidir. Evet. Şimdi Ege'ye dökülen akarsularımıza bakalım. Ben şimdi tekrar bir harita üzerine geçeceğim arkadaşlar. Slaytlardan birkaç slayt geriye gideceğim. Tamam mı? Birkaç tane slayt geriye gideceğim ki size şunu. Evet, Ege'ye dökülen akarsuları harita üzerinde göstermek istiyorum. Çünkü geçen sene ön lisans sınavında bize harita üzerinde akarsuların yerlerini işaretledi. Dedi ki işareti olarak gösterilen akarsular hangileridir? O zaman bunu bilmekte yarar var. Tamam, ben şöyle işaretliyorum. Bakırçay, Cediz, efendim, Ege dökülenler, Küçük Menderes, Büyük Menderes gibi akarsular. Ve bir de bizim ne vardı arkadaşlar? Bizim Meriç'imiz vardı ve Meriç'in Türkiye'deki kolu Ergene vardı. Değil mi? Bunlar da yine Ege Denizi'ne dökülen akarsulardır. Şimdi Ege Denizi'ne dökülen akarsuların ortak özelliklerini öncelikli olarak size hatırlatmak istiyorum. Ege Denizi'ne dökülen akarsuların ortak özelliklerine baktığımda ilk söyleyeceğim şey şudur. Her biri birer delta oluşturmuştur. Her biri birer delta oluşturmuştur. Bakın. Şöyle söyleyeyim size, Meriç Nehri hangi deltayı oluşturmuştu? Kendi adıyla yine Meriç deltasını oluşturmuştu. Bakırçay Dikili deltasını oluşturmuştu. Cediz Menemen deltasını oluşturdu. Küçük Menderes Selçuk deltasını oluşturdu. Büyük Menderes Balat deltasını oluşturmuştu. Her biri birer delta oluşturmuştu. Yatak eğimleri azdır bu akarsuların. İçlerinde aktıkları vadilerin özelliklerine baktığında geniş tabanlı vadilerden akıyorlar. Şimdi geniş tabanlı vadilerin özellikleri nelerdir? Geniş tabanlı vadilerin özellikleri şuydu. Bu tip vadiler özellikle yağışın fazla olduğu dönemlerde sende taşkın riski yüksek olan vadilerdir. Çünkü derinlikleri az. Dolayısıyla derinliği az olduğu için bu vadilerin dolması ve yağışlı dönemde taşması çok daha kolaydır. Demek ki bu tür, bu bölgedeki akarsuların özellikle yağışlı dönemde sel ve taşkın risklerinin yüksek olduğunun altını çizelim ve hatırlatalım. Devam ediyorum arkadaşlar ortak özelliklere. Bakın bunlar ortak özellikler. Hepsi için geçerli olanları söylüyorum size. Hepsinde kimyasal kirlilik oranı yüksektir. Kimyasal kirlilik oranı yüksek. Hep sanayi bölgelerine akıyor. Hepsinde kirlilik oranı yüksektir diyoruz. Hepsi Menderes çizerler. Menderes nedir biliyorsunuz? Akarsuların hem ışınım hem birikim şekliydi. Ve akarsuların lüklümler oluşturması, eğimin azaldığı yerde oluşturduğu lüklümlere biz ne diyorduk? Menderes diyorduk. Bu tür akarsular, Ege bölgesindeki akarsularının da hepsi Menderes oluşturma özelliğine sahiptirler diyoruz. Ege'deki akarsuları da bu şekilde genel bir özetleme yaptım. Şimdi devam edeceğim tabii ki her birinin ayrı ayrı özelliğini konuşacağız. Evet, Ege Denizi'ne dökülen akarsular diyoruz. Aleyna'cığım senin herhalde bağlantı sorunun var değil mi tatlı? Öyle gibi gözüküyor. Ege Denizi'ne dökülen akarsular
doğu batı yönlü graben ovalarını geçerek denize ulaşırlar. Bu bölgeden de atarsuların yatak eğimlerinin az olduğunu ve menderes oluşturduklarını söylemiştik. Şimdi bakalım menderes oluşturan bir atarsunun özellikleri nelermiş, onları birlikte değerlendirelim. Yatak eğimi azdır. Zaten bunu ortak özellik olarak söylemiştim Ege'deki akarsular için. Akış hızları azdır. Zaten arkadaşlar o akarsuyun akış hızını arttıran şey, arttıran durum, arttıran unsur şudur. Eğer yatak eğimi fazlaysa akış hızı az olur. Aşındırma gücü azalmıştır. Menderes oluşturuyorsa bir akarsu. Boy uzamıştır. Sık sık yatak değiştirir. Şimdi senin menderes dediğin şey nedir? Şudur değil mi arkadaşlar? Şöyle ise bir menderes çiziyorum. Şimdi böyle bir akarsu takdir edersiniz ki sık sık yatak değiştirir. Hem aşındırma hem de biriktirme faaliyetleri yapar ki biz menderesi zaten ne olarak söyledik? Hem aşınım hem de birikim şekli olarak söylemiştik. Demek ki değerli arkadaşlar Ege Denizi'ne dökülen akarsulara baktığımızda yatak eğimleri azdır ve her biri menderes oluşturuyor. Yatak eğimi az, akış hızı az, aşındırma gücü az, boy uzamıştır, sık sık yatak değiştirir ve hem aşındırma faaliyeti hem de biriktirme faaliyeti yaparlar diyoruz. Devam edelim. Ve Ege'deki ilk akarsudan başlayalım. Meriç Nehri. Meriç Nehri nasıl bir akarsudur? Özellikle ilk söyleyeceğim şey şunun kaynağını yurt dışından alıyor. Kaynak Bulgaristan arkadaşlar. Kaynak Bulgaristan. Kaynağını Bulgaristan'dan alır ve Türkiye'de denize dökülür diyoruz. Tunca, Arda ve Ergene kolları olarak Ege Denizi'ne dökülür. Peki bizdeki kolu kimdir arkadaşlar? Bizdeki kolu Ergene. Bizdeki kolu Ergene'dir diyor. Tunca ve Arda bizde değildir arkadaşlar. Bizdeki kolu Ergene'dir. Yine bu akarsu ile ilgili bilmem gereken en önemli özelliklerden bir tanesi bu akarsuyun Türkiye-Yunanistan sınırını oluşturması. Türkiye-Yunanistan sınırını çizmesidir diyorum. Yatak derinliği az olduğu için özellikle kış aylarında zaman zaman taşarak taşkınlara neden olur. Bakın ben az önce size Ege'deki akarsuların ortak özelliklerinden bahsettim. Ortak özelliklerden bahsederken dedim ki yatak derinliği yani içlerinden aktıkları vadi derinlikleri azdır. Dolayısıyla da bu vadilerin yağışlı dönemde dolması ve dolduktan sonra da taşma riski çok yüksektir. Burada da hepsi için söyledim. Yine karşımıza çıkacak tabii. Diğer akarsularda da karşımıza çıkacak. Meriç için bir özellik olarak tekrar hatırlatmış olalım. Sel ve taşkın riski kış ayında yüksektir. Denize döküldüğü yerde Meriç deltasını oluşturmuştur diyoruz. Marmara'daki kolu Ergene, kirleticilerin fazla olması ve akış hızının da çok düşük olması nedeniyle oldukça kirlidir. Hatta sevgili arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Türkiye'nin en kirli akarsuyudur. Hemen şöyle yazıyorum. Diyorum ki kimyasal kirlilik oranı, kimyasal kirlilik oranı en yüksek olan akarsu, en yüksek olan akarsu. Hocam Sakarya ve Susurluk da mı aynı şekilde kirli ama hani daha mı az kirli? Yani, şöyle çok güzel. Sakarya da kirlidir, evet. Susurluk da kirlidir, evet. Fakat en kirli Ergen'dir. Ergen'i çok kirli. Hani bize en kirli olacak olursa bana desen ki hocam Sakarya mı kirli, Ergen'i mi kirli? Ergen'e kirli. Susurluk mu kirli? Ergen'e mi kirli? Ergen'e kirli. O şekilde. Tamam hocam. Sağ olun. Şimdi biliyorsun o kimyasal kirlilikle ilgili biz geçen hafta da böyle bayağı soru örneği vermiştim ben size. Soru soruluyor bu kimyasal kirlilikle ilgili. Onu hani kıyas yaparsak eğer evet en kirlisi Ergen'e. Çünkü inanılmaz düşük bir akış hızı vardır. Çevresinde kirleticiler çok fazla, çok yavaş akıyor.
kendini temizleyemiyor, hızlı atmadığı için kendi kendini temizleyemiyor. Dolayısıyla da ölçü kimyasal kirlilik oranı oldukça yüksektir ergene için. Değerli arkadaşlar, benim Meriç'le ilgili söyleyeceklerim bunlar. Zaten Ege'deki akarsuların, o ben en başta ortak özellikler söyledim ya, onlar zaten hepsinde var. Farklı özellik varsa ben şimdi slaytlarda onları belirteceğim. Onun dışında zaten hepsinin ortak özellikleri bellidir. Bakırçay'dan devam ediyoruz. Bakırçay bir deltamı oluşturmuştu. Evet, o deltamızın adı neydi? Dikili deltasıydı. Dikili deltasını oluşturmuştu. Yine doğudan batıya doğru akar ve kendi adını taşıyan bir grabene yerleştikten sonra yatak eğimini az olduğunu ve yine Menderes çizdiğini söylemiştik. Zaten bu yatak eğimlerinin az olması, Menderes çizmeleri, işte kirlilik oranlarının yüksek olması, işte sel ve taşkın risklerinin yüksek olması, Ege bölgesindeki akarsuların ortak özellikleri. Hatta bununla ilgili bir soru sorulmuştur. O da slide'ın sonunda var, göreceksiniz. Ortak özelliklerde ben bunları ifade etmiştim. O yüzden Bakırçay'a ekstradan ekleyebileceğim şey şudur arkadaşlar. Çandarlı Körfezi'ne dökülür ve Dikili deltasını oluşturmuştur diyeceğim. Onun dışında Ege'deki diğer akarsularla benzer özellikler gösteriyor. Yine Gediz nehrine bakacağız. Gediz'in de özelliklerine baktığımda o ortak özellik olarak saydığım, bakınız ortak özellik olarak saydığım yatak eğiminin az olması, kış aylarında sel ve taşkın riskinin yüksek olması, Menderes çizmeleri, efendime söyleyeyim her birinin bir delta oluşturması, kimyasal kirlilik oranlarının yüksek olması, bunların hepsi zaten ortak özelliktir. Bütün Ege akarsuları için geçerlidir. Ben burada farklı olanları artık ifade edeceğim. Gediz dedik ki Menemen deltasını oluşturmuştur. Gediz'in çok önemli bir özelliği var arkadaşlar. Çok çok önemli bir özelliği var. Nedir o özellik? Gediz Irmağı daha önce İzmir Körfezi yakınlarında denize dökülürken alüvyon dolgusunun limanı tehdit etmesi nedeniyle yatağı değiştirilmiş ve daha kuzeye dökülmesi sağlanmıştı. Şöyle söyleyeyim ben size, hani çok öyle kitabi bir cümleden ziyade size şunu söyleyeceğim. Gediz'le ilgili bilmeniz gereken en önemli özellik diyor ki, Gediz yatağı değiştirilen bir akarsu. Yatağı değiştirilmişti. Evet, şöyle yazalım. Değiştirilen bir akarsudur diyor. Akarsudur dedik. Niye bunu yapıyorlar? Bakın, niye böyle zahmetli ve zor bir işe soyunuyor bu insanlar? Çok mu gerekliydi? Evet, gerekliydi. Bakınız, Ege'deki her bir akarsuyun bir delta oluşturduğunu biliyorsunuz. Bir akarsuyun delta oluşturması demek ne demektir? Çok fazla alüvyon taşıdığı anlamına gelir. Diyor ki, ben bunu yatağını değiştirmezsem bu taşıdığı alüvyonları zamanla getirecek. Hani İzmir Körfezi yakınlarında denize dökülüyor ya, Körfez'e yığılacak, bir süre sonra Körfez'i dolduracak. İzmir Körfezi gibi önemli bir Körfez'i dolduracak. O yüzden ne yapıyorlar? Yatağını daha kuzeye doğru kaydırıyorlar yapay bir şekilde. Gediz Nehri'ni. Değerli arkadaşlar, peki bunu tahmin mi ettiler yoksa geçmişte buna benzer örnekler var mıydı? Evet, geçmişte Ege akarsuları buna benzer örnekler oluşturdular. O yüzden İzmir Körfezi'ni de kaybetmemek için ne yaptılar? Gediz'in yatağını değiştirdiler. Mesela ben size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Hepiniz Efes Antik Kenti'ni biliyorsunuz. Mutlaka duymuşsunuzdur. Belki gitmişsinizdir de. Efes Antik Kenti daha önce antik çağda kıyıdaymış. Bir liman kentiymiş. Efes'e giden var mı bilmiyorum. Bir liman kentiymiş. Fakat bugün Efes kara içinde. 10 kilometre kadar kara içinde. Peki Efes nasıl bu hale geldi? Efes nasıl oldu da 10 kilometre kadar kara içine geçti? Ne oldu biliyor musunuz? Küçük Menderes taşıdığı alüvyonları o antik kentin önüne yığdı ve kıyıda olan antik kenti kara içine aldı.
Büyük Menderes Milet antik kentinde bunu yaptı. Dediler ki bu küçük Menderes ve büyük Menderes geçmişte bunu yaptılar. Gediz'de yapacağız. Gediz'de İzmir Körfezi'ni dolduracak. Ve onun önlemi olarak da diyorum ki yatağı değiştirilmiş ve daha kuzeye dökülmesi sağlanmıştır. Yine kendi adını taşıyan bir graben içerisinde aktığını söyleyelim. Yatak eğiminin az olduğunu söyleyelim. Menderes çizdiğini söyleyelim. Sizlerinde bir tane barajımız var arkadaşlar. Hangi baraj bu? Demir Köprü Barajı. Bilmem bir şey dikkatinizi çekti mi? Değerli arkadaşlar, batıya doğru geldikçe baraj sayısı azaldı değil mi? Belirgin bir şekilde azaldı baraj sayısı. Peki neden? Çünkü akarsuların yatak eğimleri. Değil mi? Yatak eğimi azaldı. Evet hocam. Çok bariz bir, hani bir şey değil mi hocam? Zaten hidroelektrikten yararlanamadıkları için baraj yapılmıyor değil mi? Tabii. Öyle bir mantık mı var? Şöyle söyleyeyim. Bu elektrik aslında baraj, Meryem'cim, hani barajlar sadece hidroelektrik enerji üretmek maksadıyla yapılmazdı. Hani yapılış amaçları mesela işte tarımda sulama amacıyla, efendim söyleyeyim, içme suyu kullanma suyu gibi amaçlarla da kullanıyorlar. Fakat şöyle, akarsuların yatak eğiminin azaldığı zaman baraj yapmak zorlaşıyor. O yüzden evet, hidroelektrik enerji potansiyeli zaten düşüktür burada. Yatak eğimi azalmıştır. O da baraj sayısını doğal olarak azaltmıştır. Hani bu bölgedeki barajlara baktığımızda işte mesela Marmara'daki Susurluk üzerinde Susurluk Barajı vardı. İşte Demirköprü Barajı. Bunlar daha çok hidroelektrik değil de farklı amaçlarla kurulmuş olan barajlardır diyoruz. Yani her baraj demek istediğim şey elektrik enerjisi elde etme maksadıyla kurulmuyor. Bilmiyorum, sorunun cevabını aldın mı? Evet hocam, evet. Ben kafamda niyeyse hep öyle bağdaştırmışım. O taraflarda daha çok var ya, hani sanki orada hidroelektrik şey, enerjisini elde ediliyormuş da hani burada edilmediği için hani yapılmıyormuş gibi kafamda kodlamışım onu. Ya şöyle bak, onu sen o kafanda aslında bak, orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Dediğim gibi hani barajlarla ilgili bir sınıf söylüyoruz. Diyor ki barajların kuruluş amaçları. Doğuya doğru gittikçe hidroelektrik amacıyla kurulurlar. Niye? Eğim fazla. Çünkü o senin hidroelektrik enerji üretebilmen için, enerji üretebilmen için akarsuyun yatak eğiminin fazla olması gerekiyor. Ama batıya doğru geldikçe de hiç baraj kurulmaz demiyoruz. Kurulmuştur da zaten. Ama onlar farklı masraflarla kurulmuştur. Anlatabiliyor muyum? Yani işte, evet, evet anladım. O amaçta değil yani. Yani tarım için olabilir. Amaçlarla kuruluyorlar diyor. Evet, bunların hidroelektrik enerji potansiyeli çok düşüktür. Öyle diyebilirim. Şimdi geldim Küçük Menderes'e. Küçük Menderes'le ilgili neler söyleyebiliriz? Hemen şöyle bak, burada Ege'deki akarsularını tekrar görebiliyorum. Meriç Nehri, Bakırçay, Gediz. Sıra geldi kime? Sıra geldi Küçük Menderes'e. Biraz Küçük Menderes'e bakalım. Bu da diğer Ege akarsuları gibi ne yaptı? İşte Menderesler oluşturdu, yatak eğimi azdı, sel ve taşkın riski yüksekti, kimyasal kirlilik oranı yüksekti diyor. Yine tıpkı Ege'deki diğer akarsular gibi ne yapmıştır? Bir delta oluşturmuştur diyor. Deltamızın adı nedir? Selçuk Deltası. Peki, dedik ki Selçuk Deltası ne oluşturdu? Farklı özellik olarak Ege'deki diğer akarsulardan farklı olarak ne söyleyebilirim? Diyoruz ki bu oluşum antik çağlarda liman kenti olan Efes'i bugün kare içinde bırakmıştır diyoruz. Yani diyor ki Küçük Menderes, az önce de bunun örneğini verdi. Antik çağda liman kenti olan Efes'i kare içine aldı. Nasıl yaptı bunu? Nasıl başardı bunu? Önüne alüvyonlar yığdı. Kentin önüne alüvyonlar yığdı ve kent aslında bir kıyı kenti iken, bir liman kenti iken ne oldu? 10 kilometre kadar karının içine kaydı. Yine Ege'deki diğer akarsularda olduğu gibi Küçük Menderes de kendi adını taşıyan bir grabene yerleşmiş, yatak eğimi az ve Menderes çizen bir akarsudur diyeceğiz. Şimdi burada da sevgili arkadaşlar, Büyük Menderes nezdini şöyle bir görelim. Ondan sonra Büyük Menderes nezdini birlikte değerlendirelim. Evet.
Türkmenlerin. Bu da bir delta oluşturmuştu. Şöyle geriye gideyim, orada akarsuyu da görebilelim diye. Bu da hangi deltayı oluşturdu? Balat deltasını oluşturdu. Bu da tıpkı Türkmenlerin gibi kendi adını taşıyan bir zırabenin yüzyılısına yerleşmiş, yatak eğimi az olan dönemlere çıkan bir akarsuyu. Zaten atların diyelim. Türkmenlerin, büyükmenlerin diye. Bu zaten onun dönemlere çizdiğini gösteriyor. Hatırlıyor muyum arkadaşlar? Yine Büyük Menderes de tıpkı Küçük Menderes'in yaptığı gibi antik çağda bir liman kenti olan Milet'i ne yapmıştır? Yine kara içine almıştır. Taşıdığı alüminyonları yine ne yaptı? Kıyıya yığdı, yığdı ve Milet antik kentini kara içine aldı diyoruz. Daha önce kıyıdaydı, sonra kara içine aldı diyoruz. Bu akarsu üzerinde iki tane barajdan söz edeceğiz arkadaşlar. İki tane barajdan söz edeceğiz. Kemer ve Adıgüzel barajlarından söz edeceğim size. Kemer Barajı ve Adıgüzel barajları Büyükmenderes Nehri üzerinde kurulu olan barajlardır diyoruz ve Büyükmenderes'i de tamamlamış oluyor. Şimdi sorumuz şu, hani hep dedim ya ortak özellikler, ortak özellikler, ortak özellikler. Soru diyor ki aşağıdakilerden hangisi Ege bölgesi akarsularının özelliklerinden biri değildir? Kollarının bir kısmının kaynağının bölge dışında olması. Yataklarında menderes çizerek akmaları. Doğudan batıya doğru havza genişliklerinin farklılık göstermesi. Sıra dağlar arasındaki çöküntü alanlarında akmaları, yıl boyunca bol su taşımaları. Edirne oluyor galiba. Edirne oluyor değil mi? Bunlar yıl boyunca bol su taşınıyorlar. En fazla su taşıdıkları dönem hangi dönemdir? Kış aylarıdır. Çünkü bunlar yağmur suyuyla besleniyorlar değil mi? Onu da son olarak eklemiş olalım. Hani ben hep size bazı şeyleri çok fazla bulundum varken orada aslında hani derler ya bir bildiğim var ki bunu söylüyorum. İşte Ege akarsularının ortak özellikleri. Zaten hepsinin özelliği aynı. Sadece farklı olarak işte neyi söyledim size? Varsa üzerinde kurulu olan barajlar ve oluşturdukları deltaları söyledim. Onun dışında zaten hepsinin özellikleri ortaktır diyoruz. Peki sevgili arkadaşlar sıra geldi Akdeniz'e dökülen akarsularıma. Akdeniz'de dökülen akarsuların dediğinde ben tekrar bir şeye gitmek istiyorum. Bir slayta gideceğim. Orada bana ne lazım? Bir harita lazım. Tekrar haritama döneceğim. Bir harita üzerinde de görelim diye. Akdeniz'de dökülen akarsular, Dalaman çayı arkadaşlar, Kurta çay, Aksu çayı, şöyle Manavgat çayı gibi akarsulardan bahsedeceğim. Köprü yine vardı dedim. Şimdi bunlar şu bölgede yer alanlar, bunlar kaynağını batı toroslardan ve orta toroslardan alan akarsulardır. Ve hepsinin ortak özelliği yeraltı su kaynaklarıyla besleniyor olmalarıdır. Bakınız tekrar söylüyorum. Derim ki bunlar o bahsettiğim işte Dalaman, Kocaçay, Aksu, efendime söyleyeyim Köprü çayı, Eşen çayı, Manavgat çayı gibi akarsulara baktığımda bunların hepsinin ortak özelliği kaynağını orta toroslardan ve batı toroslardan almalarıdır. Ve kaynağını yeraltı sularından beslendiklerinin de altını çizelim. Yeraltı su kaynaklarıyla besleniyorlar. Peki şöyle diyebilirsiniz hocam, hani ne olmuş da yeraltı su kaynakları besleniyorsa beslensin. Şu oluyor. Bunların akımları yıl içerisinde çok fazla değişmiyor. Hatırlayın arkadaşlar akarsuların beslenme kaynaklarından bahsederken ben size ne dedim? Dedim ki yeraltı su kaynaklarıyla beslenen akarsuların özelliği şudur. Bunların akımları yıl içerisinde çok fazla değişmiyor. Neden değişmiyor bu? Çünkü yeraltı suyundaki buharlaşma oranı zevkine göre her zaman daha azdır. O yüzden diyoruz ki kaynağını orta toroslardan ve batı toroslardan alan akarsular sertli kaynaklarla beslenirler ve akımları yıl içerisinde çok fazla değişmez diyoruz. Başlayalım Akdeniz'e dökülen akarsular. Akdeniz'e dökülen akarsuların çoğu torosları dik keserek denize ulaşır.
Bazı akarsular kalkerli araziden dolayı düzenler vasıtasıyla yer altına inerler ve kaybolurlar diyoruz. Bazıları tepki. Şöyle, bazıları ise kalktik kaynaklarla beslenir. Yani yeraltı sularıyla beslenir. Şimdi Dalaman'dan başlayalım. Yerlerini gösterdik. Dalaman çayı nereye dökülüyor? Fethiye Körfezi'nin batısında denize dökülüyor. Büyük kalktik kaynaklarla beslendiği için yaz mevsiminde de çok fazla su kaybetmez. Bir kanyon vadi oluşturmuş. Bakın tekrar söylüyorum. Bu akarsu, büyük kalktik akarsular, özür dilerim, büyük kalktik kaynaklarla beslenir. Dolayısıyla yaz aylarında da akımında çok fazla değişiklik olmaz. Aksu aynı özelliklere sahiptir. Bu bakın Dalaman, Aksu, Köprü, Eşen, Manavgat hepsinin özellikleri aynıdır aslında. O yüzden biraz hızlı geçeceğim. Bu da Aksu'da göller yöresinden kaynağını alıyor. Bu da karstik kaynaklarla besleniyor. Bunun da akımı o yüzden yaz aylarında çok fazla düşmez diyoruz. Bunun üzerinde Kova'da bir ve iki barajları kurulmuştur. Ben size hep şunu çok söyledim. İşte barajlar önemli bir sorulu ama işte hangi barajların da çok daha önemli olduğunu ifade etmiştim. İşte Yeşilırmak üzerindeki barajlar, Kızılırmak, Çoruh, az sonra işte geçeceğiz. Fırat, Dicle üzerindeki barajlar. Bunlar çok çok önemli. Sorularda da sık sık onlar karşımıza çıkıyor. Kova'da bir ve iki barajları kuruludur. Hani hatırlarsanız iyi olur. Hatırlamasak da sağ olsun der geçelim o barajlar için. Köprüçeyi bu da yine kalktik kaynaklarla beslenen bir akarsudur diyoruz. Geldim arkadaşlar Manavgat'a. Şimdi bu kaynağını Batı Toroslar ve Orta Toroslardan alan akarsular içerisinde açıkçası en önemli olanı Manavgat'tır. Manavgat çok önemli bir akarsudur. Kaynak Batı Toroslar. Manavgat şelalesini oluşturduktan sonra Antalya Körfezi'nde denize dökülüyor. Bu da yine tıpkı diğer akarsular gibi, Dalaman gibi, Köprü gibi, Aksu gibi, Eşen gibi bunlar da yine yeraltı su kaynaklarıyla besleniyor. Üzerinde rafting sporu yapılıyor. Denize dökülmeye yakın bir kesimde üzerinde ulaşım yapılıyor. Hatırladınız mı arkadaşlar? Ben Türkiye akarsularının özelliklerinden bahsederken size dedim ki Türkiye akarsuları üzerinde genel itibariyle ulaşım yapılmaz. Fakat biz orada Bartın ve Manavgat hariç demiştik. Hatırladınız diye düşünüyorum. Hatırlıyorum hocam. Değil evet. Mi? Denize dökülmeye yakın bir kesimde üzerinde ulaşım yapılmaktadır diyoruz. Bu Oymapınar Barajı arkadaşlar önemli bir hidroelektrik enerji üretiminde önemli bir barajdır. Oymapınar buna dikkat edelim. Bakın önemli olan barajları size hatırlatıyorum tek tek. Oymapınar Barajı'na dikkat edelim. Mutlaka sorularda karşımıza çıkabilecek olan bir barajdır diyoruz. Evet. Oymapınar Barajı da yine bu akarsu üzerinde kurulmuştur diyoruz. Şimdi Göksu'da kalalım arkadaşlar. Çünkü bizim süremiz doluyor. Biliyorsunuz bu biraz süreli. 40 dakikayı geçirmememiz gerekiyor. 10 dakika ara verelim. Sonra kaldığımız yerde. Hatta 10 dakika vermeyelim ya. 10 dakika çok uzun olur. Zaten 40 dakika ders yaptık. 5 dakika aradan sonra olur mu kızlar? Size uyar mı? Olur hocam bana. Tatlım Başakcığım sana uyar mı? Olur hocam. Tamam. Tamam bir tanem. O zaman şöyle yapalım. 45 geçe tekrar başlayalım. Olur mu? Çünkü çok uzak. Tamam hocam. Bir dakika bizim için. Hadi bakalım. Bir ara. Tamam.